Bu kez de risk yönetimiyle karşınızdayız. ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi bizimle birlikte riskleri nasıl yönetebiliriz onu ele alacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Leyhan. Evet, şimdi sizin üzerinde çalıştığınız bir analiz var. Yani sayısal yöntemlere dayalı olarak bir finans mühendisliğini kullanarak, duygusallıktan arındırarak bir analiz yapıyorsunuz. Bunu biraz açabilir misin acaba? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz aslında burada? Aslında çok güzel bir başlangıç yaptın. Benim de kökenim de finans mühendisliği açıkçası. Doktoramı da o alanda aldım. İşte çalışma alanlarım da hep onun üzerine. Beraber çalıştığımız takım arkadaşlarımız da aslında background'u genelde ya veri bilimi, data science tarafı ya finans mühendisliği. Bizim de o ürettiğimiz çıktılarımız aslında genellikle dediğim gibi bir portföy yöneticisinin, bir banka hazinecisinin veya işte piyasadaki herhangi bir insanın günlük Bloomberg ekranlarında veya başka platformlarda takip ettiği onlarca yüzlerce veri var. Artık veri kaynakları da çok artmaya başladı. Sen de biliyorsun. Çok fazla veriyi insan gözüyle proses etmek, işlemek, bunlardan bir takım çıkarımlar yapmak aslında veya iş zekası da diyebiliriz. Bu tarz çıkarımlar yapmak, insan gözüyle yapmak güçleşiyor. Biz de burada biraz makine öğrenmesi, işte veri bilimi teknikleri veya işte finans mühendisliği geçmişimizi de kullanarak bunları tek bir rakama ya da özür dilerim birkaç çıktıya indirgemeye çalışıyoruz. Özetle yani az önce söylediğim gibi bir trader'ın ya da portföy yöneticisinin günlük bilgisayar önüne açtığı zaman baktığı birçok değişkeni, o ilgili varlık sınıfı neyse işte dolar TL olabilir, altın olabilir, S&P 500 endeksi olabilir. O ilgili varlık sınıfını etkileyen faktörleri çıkarıp ilk önce bunları ana risk faktörlerini belirliyoruz. Bu arada işte kredi riski, likidite riski, piyasa riski vesaire ana başlıklarda toplayıp sonra bunları bir şekilde bir araya getiriyoruz ya da ve hani yatırımcıların ona göre pozisyon almasının önünü açıyorsunuz. Doğru aslında mi? Buna bakarak pozisyon da alınabilir ya da bunu risk yönetimi amacıyla kullanan insanlar da var kesinlikle. Mesela artık piyasa çok riskli, çok herkes alım yönünde risk indikatörleri çok iyi seviyelere geldi. Artık dikkatli olmak gibi bir çıkarım da yapılabilir. Ya da işler çok kötü ama çok ciddi bir satış dönemini geride bıraktık. Artık bu indikatörler veya risk faktörleri toparlamaya başladı. Ben şimdi pozisyon arttırayım. Yani bu şekilde yorumlamak da mümkün. Peki şu anda geldiğimiz noktada yani belirsizlikler sadece Türkiye'de değil aslında bütün dünyada çok da yüksek. Bizim biraz daha hani kendimize özgü o seçim gündemimizde maalesef var ama şu anki hani hesaplamalar bize neyi gösteriyor? Vallahi global taraftan başlayacak olursak mesela Amerikan tahvilleri için en birinci varlık sınıfımız o. Her şey oradan fiyatlanıyor. Fed zaten şu an her şeyi belirliyor. En nasıl desem akıllı yatırımcıların olduğu veya piyasayı yönlendiren oyuncuların olduğu taraf Treasury, Amerikan tahvillerinin olduğu piyasa. Orada belli bir seviyeye kadar geldik diye düşünüyorum. Artık buradan daha aşağı faizlerin olma ihtimali var mı? Var ama modellerin geldiği nokta itibariyle kısa vadede bir kriz yaşamazsak, mesela bu küçük çaplı bir kriz yaşadık geçenlerde bu Silicon Valley Bank ve diğer bankacılık krizi. Evet. Ama bir kriz yaşamazsak şu anki seviyelerde artık tahviller belli bir seviyeye geldi gibi duruyor. En azından uzun vadeli tahviller. Bu enflasyondaki düşüşü de bir miktar fiyatladılar. Hisse senetleri için kısa vadede pozitif hava sanki biraz daha gidecek gibi görünüyor. Tamamen bunları bu modellerin çıktığını bakarak söylüyorum. Hiç kendi yorumumu katmadan. Yani genel kanı resesyona giriyoruz. Resesyona yaklaşıyor. Peki bir zaman var mı? Mesela genel olarak yıl sonu için daha belirgin fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Resesyon ihtimalinin. Sizin hesaplamalarınız neyi gösteriyor? Tarih olarak ne veriyor? Bu bahsettiğim modeller biraz daha kısa vadeli. Aslında o anki piyasanın riskini ölçen risk barometresi gibi bunlar. Biraz VIX gibi mi mesela? İçinde VIX de var. O açıdan benziyor. Çok çeşitli piyasalardan değişkenler var. İşte kredi riskiyle alakalı, likidite ile alakalı, işte opsiyon piyasalarından çok fazla veri var. İşte oynaklıkları ima eden. Mesela VIX de bunların içinden bir tanesi ama kur oynaklıkları da var vesaire. Biz genelde bu modelin biraz ayak izini takip etmeyi daha çok seviyoruz. Bunu daha çok öneriyoruz bu tarz modellerin. Tahmin yapma kapasitesi o kadar güçlü olmayabiliyor. Çünkü sene sonu kimse tahmin edemez. Yani benim kendi görüşüm veya 3 ay sonrası için ne olacağını çok bilemeyiz. Yani bu kadar belirsizliğin evet yüksek oldu. Yani bankacılık krizinde hani beklenen bir şeydi ama ne zaman olacağı, ne olacağı aynen, hiçbir kimse zaman bilmiyordu. Yani tahmin edemiyordu. O yüzden şu an biz neredeyiz? Çok riskli bir yerde miyiz? Veya çok satış mı oldu? Çok kötü bir yere mi geldik? Aslında onu görmek çok anlamlı oluyor. En azından orada sizin subjektif görüşünüzden farklı. Ha ben şu an o kadar kötü bir yerdeyim ki bu Covid krizine yakın bir seviye atıyorum şu an tamamen.
buradan bir toparlamada artık pozisyon almak anlamlı olabilir gibi bir çıkarım yapabilirsiniz kendiniz veya şu an tam ortada bir yerdeyiz. Yön iyi yönde gidiyor bu global endeksler için ama çok böyle süper bize önümüzde mükemmel bir dönem var demek için de demek de yanlış olur daha doğrusu. Yani işler iyiye gidiyor ama daha orta seviyelerdeyiz diyeyim. Temkinliyim sanki. Altın evet. için de benzer bir durum var. Altın modeli de halen bize bir momentum dünyasında olduğumuzu söylüyor. İşler iyi gidiyor. Ama bu tabii sonsuza kadar gidecek değil. Bu bir yerden dönüşü görürsek artık işler evet. kötüye gidiyor diyebileceğiz. Peki şunu da merak ediyorum. Yani siz bunları kullanırken hani nasıl teknolojilere başvuruyorsunuz? Mesela işte hani risk yönetiminde yapay zekanın ya da işte veri biliminin nasıl bir önemi, nasıl bir payı var acaba? Çok güzel bir nokta oldu bu da. Yani burada çok fazla veri kullanıyoruz. Dediğim gibi Bloomberg bunlardan bir tanesi. Bloomberg terminali. Başka veri kaynakları da var. İşte ne bileyim halka açık da çok fazla veri kaynağı var artık. İşte bu birçok programlama diliyle ulaşabileceğiniz çok fazla veri kaynağı var. Mümkün olduğu kadar bunların hepsini işlemeye çalışıyoruz. Yani risk yönetimi bu veri biliminin bence en büyük artısı bu son dönemde gördüğümüz. Geçmişe göre çok fazla veri var artık. Evet. Yani çok fazla veri yani işlemeniz... Bilgi kirliliğine ulaşabilecek düzeyde sosyal medyanın da etkisiyle çok fazla akış var, bilgi akışı var. Bunu daha düzenli hale getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunların için evet, ilgili doğru verileri seçmek işin birinci aşaması, bunları iyi işlemek ikinci aşaması, belki sonra da modelleme kısmı var. Orada ille makine öğrenmesi kullanmak zorunda da değiliz. Çok böyle standart, geleneksel, lineer bir modelde çok iş yapabiliyor. Önemli olan bu faktörleri seçme. O en başta da bahsettim ya işte o varlık sınıfı neyse mesela dolar TL diyelim veya S&P 500 endeksi olabilir. Orada sizin biraz alan bilgisi, domain knowledge dediğimiz kısım da devreye giriyor. Yani makine öğrenmesinden çıkan çıktıları sizin de bir gözden geçirip o alanın uzmanı bir kişinin karar vermesi de çok etken. Yoksa oraya binlerce veriyi atalım o kendi kendine bir şey yapsın o bizi çok iyi bir noktaya çıkarmıyor. Çok ezberleme riski var bu tip modellerin. Yani sürekli monitör edilmesi gerçekten gerekiyor ama çok iyi size destekleyici araçlar öyle diyebilirim. Yani çok fazla yapay zeka veya makine öğrenmesi çok kullanılıyor. Sanki bir o kendi kendini her şeyi çözecek yapacak gibi bir algı var. Aslında çok öyle değil. Benim kendi görüşüm sizin için çok güzel yardımcı araçlar, yardımcı tool'lar bunlar. Biz de biraz o bağlamda kullanıyoruz açıkçası. Peki yani objektif olarak bakarsanız geri dönüşler nasıl? Yani başarı oranı nasıl bu gibi teknolojilerin modellemelerde yani bu işte hani finans mühendisliği açısından kullanıldığında? Biz bu bahsettiğim modelleri yıllardır kullanıyoruz. Kendi yönettiğimiz fonlar da oldu. Onların içinde de kullandık. Danışmanlık yaptığımız kurumlara da sunduğumuz formatta. Yani birkaç farklı formatta kullanıldı açıkçası. Gerçek hayatta direkt bunların üzerinden alım satım çok yapıldı. O yüzden biraz gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Çünkü backtest dediğimiz kağıt üstündeki performans her zaman realitede aynı sonucu vermeyebiliyor. Bunu fiiliyatta hem biz kendimiz de kullandık. Danışman olarak sunduğumuz kişilerden de geri dönüşleri çok iyi aldık. Mesela şöyle bir anekdot anlatabilirim. İşte bir kurumla çalışıyoruz. Bunlar fon yöneticileri. İşte bu çıktıları sunuyoruz. Haftada bir anlatıyoruz. Çok yorum yapmıyorlar. Bir süre sonra, bir 6 ay sonra kendileriyle bir oturup toplandığımızda biz sizin modellerden çok faydalandık. Nasıl diye sorduğumuzda kendi bir görüşümüz varsa, eğer sizin model bunun çok karşısında kuvvetli bir görüş varsa o zaman bir geri adım atıyorum. Riskimi azaltıyorum. Ya da aynı görüşteysek o zaman daha rahat, gönül rahatlığıyla risk alabiliyorum gibi bir fiil. Biraz bekle. Böyle hani sağlama gibi oluyor. Evet, çünkü insan evet. duygusal bir varlık. Duygusal kararlar sizin alacağınız veya alacağınız kararları çok etkileyebiliyor. Bunları minimize etmesi açısından da çok faydalı araçlar diyebilirim evet. açıkçası. Şimdi hani risk yönetimi dediğimiz zaman çok hani bunları konuştuk. Siz bunlardan faydalanıyorsunuz ama bir yandan da hani uzman görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi yatırımcılar hani seçim ortamında bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda hani bu modeller yanı sıra nasıl kendilerini koruyabilirler, nelere başvurabilirler? Bizim içerideki piyasaya tabii dönecek olursak şu an seçim yaklaştığı için oynaklık beklentileri çok fazla. Özellikle dolar TL tarafında bu işte opsiyon piyasasının ima ettiği oynaklık çok evet. son yılların zirvelerine geldi. Siz de yayınlarınıza ara ara yer veriyorsunuz. Orada veya forward piyasasında da forwardların ima ettiği faizler çok yükselmiş durumda. Ya, bu tip volatilitenin bu kadar arttığı yerlerden kendinizi hedge etmek veya buradan kendinizi korumaya almak biraz riskli açıkçası. Çünkü çok ciddi bir hareket oldu. Aslında piyasalar sakinken, işler çok iyiyken kendinizi biraz garantiye almak
hep uzun vadede daha başarılı sonuç alın. Şu an kendinizi hezlemenin maliyeti de çok fazla. İster opsiyon alın, ister forward yapın veya yani başka biraz bir... Biraz bekle gör modu mu daha avantajlı? Bence şu anki noktadan bulunduğumuz günden bakacak olursak... Ki tam bir ay var. Biraz öyle. Çünkü buradan kendinizi işte örnek vermek gerekirse kurdaki yükselişe karşı korumaya almak belki sizi ciddi bir maliyetle baş başa da bırakabilir. Yani biraz şu noktadan bekle gör bence de daha faydalı. Ama bir ay önce bunu sorsaydın mesela derdim ki kendinizi artık korumaya alın. Çünkü her şey çok sakin görünüyor. Mesela bir aylık oynaklıklar, bu opsiyon piyasasının ima ettiği oynaklık beklentisi çok sakin seviyelerdeydi. Ama 2 ay ve 3 ay çok yüksekti. Halen bu makas var ama şu an 1 ay da oraya yaklaşıyor. Yani seçim sonrası hakikaten herkes böyle bir şey bekliyor. Ciddi bir fırtına bekliyor diyeyim. Evet. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi bizimle birlikteydi. Ederim. Böylelikle risk yönetimini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.